Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf matematik dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımızda 25 soru var. Her sorunun puan değeri 4'tür. Önce dur kendini çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders anlatım, konu anlatım, yazılı videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım lütfen. Beni hangi şehir, hangi okuldan takip ediyorsun? Yorumlara lütfen bunu belirt. Yorum en çok beğeninle de sabitliyorum. Bir numara. Aşağıda bir doğal sayının bölüklerindeki sayılar verilmiştir. Buna göre bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili öğrenciler, burada biliyorsun ki 5. sınıfla birlikte artık milyonlar bölünde biliyoruz. Milyonlar bölünü sen buraya artık 70 yazdın ya. Bundan sonrası bak, bura bir rakamlı olabilir. 2 basamaklı olabilir, 3 basamaklı olabilir. Ama milyonlar bölünü yazdıktan sonra binler bölüğü ve birler bölüğünün 3 tane rakamdan oluşması gerekiyor. Bakın, binler bölüğünde 15 varsa 0 destekli 0,15 hemen buraya yazdım. Birler bölüğünde 8 olmasını istiyorsa, yani buraya sadece 8 yazamazsın. Yoksa basamak kaybına uğrar. Çift 0 destekli 8'ini de yazarsan sonuca ulaşırsın. 70 milyon 15 bin 8 doğru cevabım D seçeneği. 2 numaralı sorumuz 200 milyon 1056 olan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler, gayet kolay ve burada milyon ve bin kelimelerin altını çizelim. 200 milyon diyor. 200 milyonu 200 nokta şeklinde gösterdim. Sevgili öğrenciler, bin diyor. Yani bir bin demez. Orada bin deyince bir tane binin olduğunu anlaman gerekiyor. Ben bir tane bini çift sıfır destekli yazdım. İşte sana bin. Devamında 56. 56'yı da burada 3 basamak olacağını için önce bir sıfırı sonra 5 ve 6'yı ekleyerek tamamlayabilirim. 200 milyon 1056 doğru cevap A seçeneği. 3 numaralı sorumuz yukarıdaki sayı dizisinde örüntüyü bozan sayı hangisidir? Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Velileriniz bizi 507, 215, 26, 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Şimdi ben buradaki sayıları birazcık daha şöyle büyütmeye çalıştım. Bakalım, öncelikle kuralı belirlemeye çalışalım. 17'ye 6 eklersen 23 olur değil mi? 23'e de burada 6 eklersen 29 olur. Çocuklar, 29'a 6 eklersen 35 olur. Devamındaki sağlamayı da yap. 35'e 6 eklersen 41, 6 eklersen 47, 6 eklersen 53. Burada 35 yerine 33 yazılmış. Maalesef 33 burada. Buradaki örüntüyü bozan bir sayıdır. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bu sayıları birer kez kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en küçük sayının 100 fazlasını kim doğru bilmiştir? Şimdi 4 basamaklı olacak ve en küçük olacak. Sevgili öğrenciler, öncelikle 0 başa getiremiyorsun. Rakamları küçükten büyüğe doğru sıralarsan olur ama 0 başa gelmeyecek. Sıfırdan sonraki küçük sayımız 3, sonra sıfırı getireceğim. 5 ve 6'yı küçükten büyüğe doğru sıraladım. Sayımız 3000. Benden bunun 300 fazlasını istiyor. Yani 300 fazlasını bence burada zihinden de yapabilirsin. Ne eder? 3356 eder tabii ki. Doğru cevabım D seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz. Baktığımız zaman Tolga bir toplama işlemini zihinden yukarıdaki adımlardaki gibi yapmıştır. Tolga hangi toplama işlemini yapmıştır diyor. Burada en önemli yer nedir biliyor musun bu tarz sorularda? En sona bakacaksın. Buradaki sayımızın sonuç olduğunu lütfen unutmayalım. Yani sonucun 79 olması gerekiyor. Bir kere D seçeneği olamaz, sonuç 79 değil. A seçeneği de olamaz, sonuç 79 değil. İlk baştaki sayımıza bakalım şimdi. B ve C arasında kaldık. 45'in üstüne önce bir 10 ekliyorum. Sonra bir 10 daha ekliyorum. Sonra bir 10 daha ekliyorum. Ve en son 4 ekliyorum. 3 tane 10 ekledim, 34 ekledim. Yani biz burada 45'in üstüne 34 eklemedik mi? Doğru cevabım B seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz. Yukarıdaki toplama işlemini zihinden yaparken aşağıdakilerden hangisinde verilen işlemler kullanılabilir diyor bize. 62 ile 36'yı toplayacağız. İşlem sonucunun 98 ettiğini unutma. Bak burada işlem sonucu 106. Bak burada 96. Bak burada 102. Daha demin dedim ya, sonuçla bile sadece soruyu çözebilirsin. Yani burada zaten 98'i veren bana D seçeneğinde herhangi bir seçenek yok. Bu bilgi bile soru çözmeme yetti. Kaldı ki onluklar toplanıyor. Birinde 60 var, birinde 30 var. Bu 90 eder. Sonra birlikler toplanıyor. Birinde 2 var, birinde 6 var. Bu da 8 eder. Sonra bulduğum bu onluk ve birliklerin toplamı 98 sayısına ulaştırıyor benim. Cevabım D seçeneğidir.
7 numaralı sorumuz. Aşağıda bir çıkarma işleminin zihinden yapılışının işlem basamakları verilmiştir. Buna göre bu çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar çıkan sayımız burada 76. Bir kere şu 79'u kafa karışmasın. Hemen onu bir silelim. Ve işlem sonucunun da 27 olması gerekiyor. Mesela B seçeneğinde 76'dan 46 çıkarttığında 30 kalıyor. Yani bunu hemen benim elemem gerekiyor. 76'dan 39'u çıkardığım zaman işlem sonucu 37 olur. Bak hepsi sadece bir bilgiyle direkt bana doğru cevabı verdiriyor. Kaldı ki 76'dan 40'ı çıkartıyorsun. Sonra geriye kalan sayıdan 9 daha çıkartıyorsun. Sen önce 40 çıkardın, sonra 9 çıkardın. Toplamda o sayıdan 49 çıkartmış oluyorsun. Burada baştan sona 76-49'u anlatmış bize. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bu ifadesinde N harfiyle gösterilen doğal sayı en fazla kaç olabilir? Hata yapma lüksün yok, seçenekler birbirine çok yakın. Sevgili öğrencim bakın burada bir işlem var. Bu işlemin sonucu N'den büyükmüş diyor bize. Öncelikle benim oradaki işlemi bulmam gerekiyor. Diyor ki 187'den 29'u çıkar diyor bize. 7'den 9 çıkmaz, 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır, 1'i de aşağı indirdim. Yani ben bu işlemin sonucunu, bu işlemi sileyim. Ve bunun yerine şu 158'i yazayım. Yani N sayısı 158'den küçükmüş değil mi? Yani ya da 158 N'den daha büyük olması gerekiyor. Ben buraya N yerine 157 yazabilirim, 156 yazabilirim, 155 yazabilirim. 154, 153, 152 diye bu sıfıra kadar gider ama benim bunlar arasında yazabileceğim en büyük sayım 157'dir. Doğru cevabım D seçeneği. 9 numaralı sorumuz basit bir parantez sorusu. 20/4-1 işleminin sonucu kaçtır? Sevgili öğrenciler biliyorsun ki burada öncelikle parantez içi yapılması gerekiyor. 20'yi 4'e böldüm. 5 oldu. 5'ten de 1'i çıkartırsan 4 sonucuna ulaşabilirsin. Parantezli sorular her zaman için sınavın kolay sorularından olmuştur. 10/2 5 eder. 9'a da 5'i çarparsan 45 sonucuna ulaşabilirsin. 11 numaralı sorumuz 3 basamaklı en büyük sayı. Çocuklar 3 basamaklı en büyük sayı 9'u 3 defa tekrarlayarak yazabilirsin. 2 basamaklı en küçük sayı, o da 10 etmez mi? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunlar 1 basamaklı, bir sonrası 10. Ona bakınca da zaten 2 rakamdan oluşuyorsa o zaman burada 10 2 basamaklı en küçük sayıdır diyebilirim. 999'da 10'u çarpacağım. Bir sayı 10'la çarpmak istiyorsan sayı yazarsın, sağ tarafına bir tane 0 eklersin. 100 ile çarpınca 2 0, 1000 ile çarpınca 3 tane 0 eklersin. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz bir apartmanda 46 daire, her dairede 5 oda ve her odada 2 pencere vardır. Apartmanda pencere sayısı kaçtır diyor bize. Yeter ki işlem sonucunda neyi bulduğunu bil. Sayı olarak söylemiyorum, anlam olarak söylüyorum. 46 dairemiz var sevgili öğrenciler. Her dairede 5 oda varsa ben önce 46 ile 5'i çarparak oda sayısını hesaplayacağım. 6 kere 5 30, 30'un 0'ı elde var. 3, 5 kere 4 20, 3 de elde 23 eder. Şu an ben 230 tane odayı hesapladım. Seçeneklerde de var ha, hemen işaretleme bunu. Her odada da 2 pencere vardır. Zaten sana burada kullanmayacağın bir sayı vermezler. Dikkat edeceksin. 230 tane oda var ve her odada 2 pencere varsa 230'da 2'yi çarparak pencere sayısını bulabilirim. 2 kere 0 0, 2 kere 3 6, 2 kere 2 4 460. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 8'de 7 kesirinin birim kesiri aşağıdakilerden hangisidir? Birim kesi sevgili öğrencim. Burada bütüne hiç karışmıyorsun. Bütünü 8'e bölmüşler. 8'de 1'lerden 7 tanesini yan yana getirerek sen anca burada 8'de 7'ye ulaşabilirsin. 8'de 1 tabii ki. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorum soyadanın yaptığı bölme işleminde bölüm A'ya eşittir. Buna göre soyada A yerine hangi doğal sayıyı yazmalıdır diyor. Hemen bakalım sevgili öğrencilerim burada. Dikkat edilmesi, şuradaki A'yı da siliyorum. Oradaki sıfırı da sileceğim. Tekrardan en baştan çözeceğim. Dikkat et lütfen. Şimdi 1'in içerisinde 15 yok tabii ki. 15'in içerisinde 15 bir kere var. Bir kere 15, 15 eder. Bak bu soru hata yapmaya müsait bir soru. Dikkat etmeni ondan istiyorum. Şimdi kural var. Yukarıdan bir sayı indirdiğinde yoksa 0 ekleyeceksin. İkinci sayı indirdin bir daha yoksa bir daha 0 ekleyeceksin. Mesela ben buradaki sıfırı eklediğim. Sıfırda 15 var mı? Yok. O zaman bir sıfır eklerim. Sonra 1'i aşağı indiriyorum. 1'de 15 var mı? Yine yok. Yine sıfır eklerim. Son olarak 5'i aşağı indiriyorum. 15'te 15 bir kere var. 1 kere 15 15 çıkartır ve sıfırı bulurum. Peki biz bir kural öğrenmiştik. Bölümün basamak sayısını bulma. Nasıl buluyordum? Burada 15'i bulduğun ilk sayı.
Sevgili öğrencim, burada 15'i bulduğun ilk sayı 15'tir. Ben bunu hemen 1 yazdım. Yanında da bak 3 tane rakam var. 1 artı 3'ten burada bölümün 4 basamaklı olduğunu bilebilirim. Bak, A seçeneği bölüm 3 basamaklı. Burada 3 basamaklı. D seçeneğinde 5 basamaklı. 4 basamaklıyı veren sadece C seçeneği var. Bu bilgiden bile sonuca ulaşabilirsin. 15 numaralı sorumuz. Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi en büyüktür diyor. Sevgili öğrenciler, paylar eşitse paydasına bakarım. Paydası küçük olan daha büyüktür. O zaman en küçük payda burada 9'a aitse 1 bölü 9 diğerine göre daha büyük olur. Şöyle yapabilir miyim? Bir pastayı 14 kişi paylaşmış. Bir pastayı 12 kişi paylaşmış. Bir pastayı 10 kişi paylaşmış. Bir pastayı 9 kişi paylaşmış. Bir pastayı 9 kişi paylaştığında dilimler daha büyük olmaz mı? Bir de düşünün ki bir pastayı 100 kişi paylaşsın. Dilimler daha küçük olur. Bu şekilde de paydanın küçüldükçe aslında kesirin değerinin daha büyük olduğunu bulabilirsin. 16 numaralı sorumuz, 20 bölü 3 kesirinin tam sayılı kesir olarak eşiği aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler, bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirmek istiyorsan payı paydaya bölersin. 20'yi hemen 3'e bölüyorum. 20'de 3, 6 kere var. 6 kere 3, 18 eder. Çıkarttım ve 2'yi buldum. 20'de 3, 6 kere var. 6 tam kere var. Daha sonra küçük sayı yukarıda, büyük sayı aşağıda. Ya da kalan yukarıda, bölen aşağıda. 6 tam 2 bölü 3. Doğru cevabım B seçeneğidir. 17 numaralı sorumuz, 12 bölü 30 kesirinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ya gönül ister ki 12'nin de 30'un da işte 6'nın katları olduğunu bil. Hocam, ikisi de 6'nın katı. İşte 6'ya böldüm 2 kere var. 6'ya böldüm 5 kere var. Direkt B seçeneğini işaretle. Ama bazen öğrenciler orada 6'ya bölmüyor. Şöyle yapabilirsin. Mesela her ikisi çift sayıdır. Hocam 2'ye böldüm 6 kere var. 2'ye böldüm 15 kere var. Sonra 6 ve 15'i tekrardan 3'ün katı olduğunu görebiliyor musun? Yani tekrardan da bir sadeleştirme yapman gerekiyor. Hocam ikisi 3'ün katı. 3'e böldük 2 kere var. 3'e böldük 5 kere var. 2 bölü 5 tabii ki. Doğru cevabım B seçeneğidir. 4 bölü 6 kesirini 3 ile genişletirsek aşağıdaki hangi kesiri elde ederiz diyor bize. Bakalım hemen. Çocuklar 4 bölü 6 genişletme için pay ve paydayı aynı sayılarla çarpman gerekiyor. Burada 4'ü de 3 ile çarpacaksın. 6'yı da 3 ile çarpacaksın. 4 kere 3 12. 6 kere 3 18. 12 bölü 18. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıda verilen birim kesirlerin doğru sıralanmışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili öğrenciler, hepsinde de payın eşit olduğunu görüyorum. Nasıldı? Pay eşitse paydasına bakarım. Paydası küçük olan büyüktü. Ya da büyük olan tam tersi küçük olması gerekiyor. Şimdi seçeneklere baktığın zaman küçükten büyüğe doğru bir sıralama var. En büyük hangisi payda? 32. O zaman en küçüğü burada 1 bölü 32 olması gerekiyor. Küçüktür. Sonra 1 bölü 25'in olması gerekiyor. O da küçüktür. 1 bölü 14'ün olması gerekiyor. En büyüğünün 1 bölü 6 olması gerekiyor. Baktığın zaman doğru cevabım D seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz, bir kesir problemi. Kerem'in 65 lirası, Yağız'ın 120 lirası vardır. Kerem parasının 5'te 1'ini, Yağız ise parasının 10'da 1'ini vererek bir top alır. Buna göre topun fiyatı kaç liradır diyor bize. Bakalım. Şimdi çocuklar, Kerem'in burada 65 lira parası var. Kerem parasının 5'te 1'ini veriyorsa 65'i 5'e bölerek bulabilirim ne kadar para verdiğini. 6'da 5 1 kere var. 1 kere 5 5 çıkarttım. 1 5 aşağıda. 15'te 5 3 kere var. 3 kere 5 15 ve çıkarttım 0'ı buldum. Demek ki Kerem parasının 5'te 1'ini veriyorsa 13 lira para vermiştir. Geldim diğerine. Çocuklar, burada Yağız'ın 120 lirası olduğunu görüyorum. Yağız parasının 10'da 1'ini veriyor. Yani 10'a bölerek sonuca ulaşabilirim. 10'a bölmek demek bir sıfırını silmek demek değil mi? Zihinden bile yapabilirsin. Yağız da parasından 12 lira veriyor. Biri 13 lira veriyor. Biri 12 lira veriyor. Paralarını topluyorlar, birleştiriyorlar ve bir top alıyorlar. İkisinin toplamı 25 lira. O da topun fiyatı olur. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, 8 düzine kalemin 4'te 3'ü satıldı. Geriye kaç kalem kalmıştır? Şimdi öncelikle bizim çokluğu bulmamız gerekiyor. 8 düzine kalem. Bir düzenin 12 olduğunu biliyorsunuz. 8 düzineyi bulacağım. 12 çarpı 8'den. 8 kere 2 16 elde var. 1 8 kere 1 8 1 de elde 9 eder. 96 tane kalemmiş sevgili öğrencim. Bunun 4'te 3'ü satıldı. Bak, bundan sonrasını şöyle yapabilirsin.
Kalemlerin tamamı burada 4 olduğu için tamamına bir bütün şeklinde 4'te 4 diyebilirsin. 4'te 3'ü satıldıysa geriye kalemlerin kaçta kaçı kalır? 4'te 1'i kalır. O zaman ben burada 96'yı direkt 4'e bölerim ve geriye kaç kalem kaldığını hesaplayabilirim. 9'da 4 2 kere var. 2 kere 4 8 eder. Çıkarttım 1. 6 aşağıda. 16'da 4 4 kere var. 4 kere 4 16 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. 24 doğru cevabım A seçeneği. Burada bir yöntem daha göstermek istiyorum. Bunun biraz daha uzun olduğunu düşünüyorum. 96 kalemin 4'te 3'ü satılmış. 96'yı 4'e böleceğim. Az önce yaptım zaten. 24 bak fazladan işlemlere bak. Daha sonra 24'ü 3 ile çarpacağım. 72 satılanı bulacağım. Dikkat et seçeneklerde de var. Benden onu istemiyor. Sonra 96'dan satılan 72 kalemi çıkartarak 24'ü tekrar bulacağım. Ben bunun daha açıklamalı ama daha uzun olduğunu düşünüyorum. Doğru cevabım iki türlü de A seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz yukarıdaki şekillerle gösterilen işlem yapıldığında sonuç kaç olur? Bir kesiri modelle gösterme. Sevgili öğrenciler, birinci kesire baktığın zaman orada 9 tane kare yok mu? Toplam kaç parçaya ayrılmışsa paydaya yazdın ve bunun 4 tanesi boyalı. İkinci kesire baktığın zaman 9 parçaya bölünmüş bunun 3 tanesi boyalı değil mi? Bunlardan birisi 9'da 4'tür, birisi de 9'da 3'tür. Benden bunların toplamını istiyor. Paydalar eşit zaten. Direkt buraya yazıyorum. 4, 3 daha da 7 eder. 7 bölü 9. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz sınavın bence zor sorularından. 21 sayısının 7'de 3'ünün 2 fazlası hangi sayının 5'te 1'ine eşittir? Anlayarak gidersen daha kolay yapabilirsin. 21'in 7'de 3'ünün 2 fazlasını öncelikle bir bulalım mı? Fazlası diyor. O sayı neymiş? Önce bir onu bulmak istiyorum. 21'i 7'ye böldüm. 3 kere var. 3 ile de 3'ü çarptım. 9 buldum. Ben şu anda 7'de 3'ünü buldum. Benden bunun 2 fazlasını istiyor. 9, 2 daha da 11 eder. İşte 11'miş. Acaba 11 hangi sayının 5'te 1'ine eşittir? Yani ben bir sayıyı 5'e bölünce 11 sayısını bulacağım. Ya da 5'te 1'i 11 olan sayının tamamını bulmak istiyorsan 11 ile 5'i çarpman gerekmiyor mu? 5 kere 1 5, 5 kere 1 5, 55. Doğru cevap C seçeneğidir. 24 numaralı sorumuz. Bir bisikletli gideceği yolun 15'te 4'ünü giderse 400 metre yol gitmiş olacaktır. Buna göre bisikletlinin gideceği toplam yol kaç metredir? Çocuklar 15'te 4'ünü gidiyormuş ve aynı zamanda da bu 400 metreye eşit oluyormuş. Şunu anlamam gerekiyor. 15'te 4'ü 400 olan sayının tamamını istiyor benden. Öncelikle 15'te 1'ini bulmam gerekiyor. Yani 400'ü burada 4'e bölerek. Çoğunu zihinden yapabilirsin. 400'de 4 100 kere yok mu sevgili öğrencim? 4'te 4 1 kere var. Çift sıfırı da getirirsem 100 olur. Şu an ben 1 bölü 15'ini buldum. 15'te 1 100 ise tamamını bulacağım. 100 ile tabii 15'i çarpmam gerekiyor. Bir sayı 100 ile çarpmak istiyorsan sayı yazarsın. Sağına 2 tane sıfır çaktın mı? Tamamdır sevgili öğrencim. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorum aşağıdaki üst sayıların hangisinin sonucu yanlıştır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Üstlü sayılarda aşağıdaki sayımız taban, yukarıdaki sayımız da üst ya da kuvvet diyebiliriz. Mantığı şu, alttaki sayı 6'yı üstteki kadar yazıyorsun. En komiği de 6 ile 2'nin çarpımı. Ya senden 6 ile 2'nin çarpımı isteseydi böyle vermezdi. Sana derdi ki 6 çarpı 2 derdi sevgili öğrencim. Lütfen bu hataya düşmeyelim. 6'yı 2 defa yazıyorsun. Yazmış 2 defa. Sonra birbirleriyle çarpıyorsun. Bu gitti. Bak 8'in küpü. 8'i 3 defa yazıp çarpıyorsun. 8 çarpı 8 çarpı 8 512 eder. Bunu da getirdim. İşte dediğim hatayı burada yapmış sevgili öğrencim. Yani 9 çarpı 2 verseydi bana böyle verirdi. Nasıl olması gerekiyor? 9 çarpı 9 demesi gerekiyor. Eşittir de 81 demesi gerekiyor. Orada bir hata var. Doğru cevabım C seçeneği. Çocuklar yazılımımız sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi. Sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak istiyorsan abone ol lütfen. Herkese başarılar diliyorum.